T24'ten bir kez daha merhaba. Yarın hafta sonu milyonlarca öğrenci geleceklerini belirleyecek olan üniversite sınavına giriyorlar. Ama bir yandan da gelecek değişiyor. Hangi meslekler yükseliyor, hangi meslekler düşüyor, gelecekte hangi meslekler daha fazla gündemde olacak? Bugün bu soruları tartışacağız. İki değerli konuğumuz var. Uluslararası İnsan Kaynakları Danışmanlığı Şirketi Manpower'ın Genel Müdürü Sayın Feyza Narlı ve Profesör Doktor Sayın Haluk Levent. Önce Feyza Hanım'la başlayalım. Manpower yaklaşık 80 ülkede faaliyet gösteren bir insan kaynakları şirketi. Direkt işe alım yapıyor. Hem teknik alanda hem diğer beyaz yakalı, mavi yakalı alanlarında şirketlerin insan kaynağı ihtiyacını karşılıyorlar. Dolayısıyla tam sahanın içindeler. Hangi mesleklerin yükseldiğini, hangilerine daha fazla eleman arandığını gün be gün izliyorlar. İşte bunu soralım şimdi. İlk sorumuz bu olsun. Hangi meslekler şu anda yükseliyor Türkiye'de? Şimdi tabii artık günümüzde dijitalleşmeyi, dönüşümü çok konuşuyoruz. Dolayısıyla inovasyon ve dijitalleşmenin getirdiği teknoloji ağırlıklı meslekler son derece gündemde. Hangi meslekler şu aşamada veya da yetkinlikler yükseliyor? Veriye dayalı, yani veri analistleri, veri uzmanları, yapay zeka, bunun yanı sıra güvenliğin bu kadar önemli hale gelmesiyle birlikte siber güvenlik uzmanları, yazılım geliştiriciler, e-ticaret ve aynı zamanda da sosyal medyanın artık bu kadar aktif hale gelmiş olmasıyla birlikte sosyal medya uzmanlığı son derece gündemde olan meslekler. Tabii müşterilerimizin değeri her zaman için çok önemli. O nedenle müşteri hizmetleri, satış, pazarlama yine gündemde olan meslek grupları. Bulabiliyor musunuz kolayca aradığınız insan kaynağını Türkiye'de? Valla bulmakta zorluk çekiyoruz. Özellikle bu mesleklerde bulmakta zorluk çekiyoruz. Hani alanına göre, endüstrisine göre değişiyor. Daha niş dediğimiz alanlarda üniversite mezunu evet çok fazla. Ama üniversite mezunları, işverenlerimiz ne arıyor? İşverenlerimiz hands on gerçekten işe girdiği anda çıktı üretebilecek. Konuya, oradaki yetkinliğine konuya tam hakim. Hakim ve kısa zamanda da üretime geçebilecek personel kaynak arayışındalar. Bakıldığında bu da hands on belli bir takım tecrübeleri, yetkinlikleri getiriyor. Üniversite mezunlarımız çok fazla ama bilgisayar tarafı ya da işte bir IT tarafında bir alanı bitiriyor olmak, bilgi güvenliği alanında akademik bir çalışmayı yapıyor olmak aynı zamanda o alanda üretime geçebilecek de bir saha tecrübesini gerektiriyor. Dolayısıyla onu bulmakta zorlanıyoruz. O da yeni mezunlarda olmuyor. Maalesef. Herhalde. Peki buna bir tekrar geri döneceğiz. Teknoloji, yani sizin de anlattıklarınızdan çıkarabiliyoruz. Teknoloji mesleklerin görünümünü, yani dünyada aslında işin niteliğini değiştiriyor. Büyük bir teknolojik dönüşümün içinden geçiyor insanlık. Dolayısıyla işte bundan 5 sene önce hiç olmayan yeni mesleklerle karşı karşıyayız. Siz saydınız işte veriyle ilgili bir takım yeni meslekler var. Veri analisti, veri ambarı yöneticisi gibi. Teknoloji şu an değiştiriyor ve daha da insanlığın iş yapma biçimlerini değiştirecek gibi gözüküyor. Yani hızlı bir şekilde değiştirecek. Hocam siz bu alana özellikle ilgili olduğunuzu biliyoruz. Nereye götürüyor teknoloji insanlığı? Şimdi şöyle, çok vaktinde dar olduğunu düşünüyorum. Çok süratli ve telgraf gibi konuşacağım ama evet. Daha sonra gerekirse açarız. Şimdi bir kere bu teknolojik dönüş, yani teknolojik gelişmenin sadece böyle yeni teknolojik malların ortaya çıkması falan gibi düşünmemek gerekiyor. Bu üretim sürecini radikal bir şekilde, yani bugüne kadar görmediğimiz ölçüde değiştiriyor. Bu o yüzden işte endüstri devrimiyle şunda buna falan karşılaştıranlar var. Bazı benzerlikleri var ama ondan daha radikal bir dönüşüm. İçinde bulunduğumuz zamanın da bir etkisi var bunda. İktisadi olarak çözümleyecek olursak eğer. Şimdi iki tane önemli etki var. Birisi sizin bahsettiğiniz gibi yeni meslekler çıkıyor ve mesleklerin ve iş yapma biçimini dönüştürüyor. Buna birazdan değineceğim. Ama daha önemlisi büyük bir verimlilik artışı getirdiği için ve bu verimlilik artışına denk olarak üretimi artırmak anlamsız olduğu için bir, iklim yıkımı gibi sorunlardan sonra da kaynak bulmak açısından imkansız olduğu için ikinci olarak üretimi bu kadar artırmamız gerekmiyor. Artıramayız zaten. Dolayısıyla ne olacak? O zaman eğer belli bir seviyede üretimi koruyacaksak, verimlilik artıyorsa, emek verimliliği artıyorsa o zaman çalışma saatlerinin düşmesi gerekecektir. Dolayısıyla bu
işte bizim genç işsizliği olarak gördüğümüz, ondan sonra ve bu giderek de problem artacak, genel işsizlik seviyesindeki yükselme olarak gördüğümüz olguyu ortaya çıkartıyor. Ortaya çıkartan nedenlerden bir tanesi. Yani bu sadece bir şey değil. Ama bir yandan da bir vasıf uyumsuzluğuyla da karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü bir yandan kütlesel olarak şeyin yok olduğunu, işlerin yok olduğunu görüyoruz. Yeni işler çıkıyor ama bu yeni işlere adapte olması için insanların süre yok. Bunu özellikle Amerika için yapılmış pek çok uygulamalı çalışmada, çünkü Darren Acemoğlu ile Restrepo herhalde NBR'dan çok ciddi bir fon aldılar. 10-12 tane falan makale yayınladılar bu son 2-3 yıl içerisinde. Uygulamalı çalışmalar. Bir tanesi şu, Amerika'da 2007'ye kadar olan verilerle yapılmış. 90'ların başından 2007'ye kadar olan veriler yapılmış ekonomik bir çalışma. Buna göre yerel iş gücü piyasasına giren bir birimlik otomasyon 6.3 işi yok ediyor Amerika için. Bu biraz işte otomasyon derken robottu, robotlar, yapay zeka vesaire. Robot diye algılamayın yani bir işte ne bileyim elektronik gözde otomasyon sonuç itibariyle. Yani böyle biz robotu insanileştirir, biçimsel olarak insanileştiriyoruz ama öyle bir durum değil. Üretim süreci içerisinde mekanik kollar, elektronik gözler, şu bu falan gibi. Bir otomasyon, bir birimlik otomasyon artışı 6.3 istihdamı yok ediyor. Bunu saldıkları dikkate aldığınızda da 5'e falan düşürebiliyorlar ancak. Ve bu 2007'de en son ölçülmüş veri kullanılarak yapılan bir şey. Yeni veri değil. İhtimali daha da artmıştır. İkincisi tabii şeyler de önemli. Yeni meslekler, işte işler kayboluyor. Bazı iktisatçı arkadaşlarımız işte şeyle karşılaştırarak, yüzyılın başındaki Fordist döneme geçişle karşılaştırarak, aman ne olacak, yeni işler çıkar, adapte oluruz bilmem ne falan diye bir şey yapıyorlar. Ama yeni işler, çıkan yeni işler, kaybolan işleri kompanse edecek kadar yüksek değil. Dolayısıyla işte önümüzde iş gücü piyasasının radikal olarak dönüştürülmesini gerektiren iktisadi açıdan baktığımızda bir döneme girmiş bulundayız. Ya dikey paylaşım olacak, bu bir transfer geliri, işte vatandaşlık geliri bilmem ne falan gibi sosyal transferlerin öne çıktığı bir daha düzgün gelir dağılımına doğru gideceğiz. Yani çalışmayan insanlara transfer yapacağız. Yani bazı insanlar iş bulamayacaklar. Ama açta kalamayacaklarına göre devlet onlara bir vatandaşlık maaşı verecek. Bu, yani geleceğe bir dair toplumsal organizasyon meselesidir. Dolayısıyla bu bir haktır. Tıpkı konut hakkı gibi bilmem ne. O yüzden bu mantıkla yaklaşıp yani bunu bir sadaka ya da işte tembeller çalışmalar falan gibi değerlendirmek gerekiyor. Veya yatay bir paylaşım olacak. Yani eskiden tam zamanlı çalışan birisi artık tam zamanlı çalışamayacak. Gelir dolayısıyla tayınlanacak ve part-time çalışma başlayacak. İşte onu da ben biraz böyle esprili bir şekilde işte önce bazı şirketlerde yaygınlaşan artık evden çalışma var. Evet, o zaten Türkiye'de de yayılıyor. İşte yavaş. Gelmeyin. Uluslararası yani şirketler gibi, özellikle. Bazı bankalar mesela eğer cuma günü gelmemeyi düşünüyorsanız o zaman iki gün gelmeyin diyorlar falan. Evet. Bu sonra şeye dönüşüyor. Evden çalışma, işte part-time çalışmaya dönüşüyor. Sonra on-call çalışmaya dönüşüyor. Zaten on-call çalışmaya geldiğinizde artık işsiz kalmanın bir adım öncesindesiniz demektir. İşsiz kalıyorsunuz ondan sonra. Bu sadece mavi yakalıları da ilgilendiren bir şey değil. Bugün hazine mesela bir bankada bundan 10 yıl önce en kalabalık bölümde, şimdi yok bazı bankalarda. Evet. Çünkü bir platform olduğu için elektronik bir platformla hemen müşteriyle İnternetten artık yapılabiliyor. Ürünü, evet, bir araya getiriliyor. Bu dönüşü ben çok yine Acemoğlu'nun Amerika için yaptığı bir çalışmada Westrop ile beraber demografisine bakıyorlar. En çok orta yaş şey etkiliyor, 35-55 arasında. En çok tehdit altında olan grup bu, 35-55 yaşı. Evet, şimdi bunlar çok ilginç bir şey. Bu tabii toplumsal şoku artıran bir mesele aslında. Çünkü 35 yaşına geldiğinizde iş gücü piyasasında artık bir yere gelmişsiniz demektir. Değil mi? Yani bir yükseldiniz, işte beceriyediniz, yönünüzü çizdiniz, ona göre vasıfları edindiniz, işte bir noktaya geldiniz. Şimdi tam oldum diye düşünen bir insanı birdenbire işsiz kaldınız çünkü artık o beceriye ihtiyacımız yok, sizin yeni beceriler edinmeniz lazım demek lazım ve bunu örgütlemek gerekiyor toplumsal olarak. Buna da hazırlık yapmak gerekiyor. Evet, bu da ciddi bir problem yani. Peki, bu noktada işsizliği konuşuyorken tekrar Feyza Hanım'a... Ama bir şey tabii, daha ekleyeceğim. Yarın sınava girecekler için evet, Feyza Hanım'a biraz da ek olsun diye. Şimdi Dünya Bankası da tam bu yılın başlarında
ya da geçen yıl Ağustos ayında, pardon, özür dilerim. 2019 World Development Report diye bir şey çıkarttı. İşte The Changing Nature of Work. Bunun her yıl çıkan bir şey. Bu, bu seferki tema değişen, işin değişen doğası. Hı hı. Bunun üçüncü bölümü de eğitime ayrılmış. İşte üniversite eğitimi, şunu bunu falan şey yapıyor, tartışıyor. Ama hayat boyu eğitim diye başlık atmışlar. Hı. Bunu vurguluyor. Çünkü diyor ki adamlar, yani o ekip, bu aşağı yukarı 100'den fazla bilim insanı arka planda makale yazar. O makaleleri Dünya Bankası'nın görevlendirdiği bir grup uzman, uzmanlık alanına göre toparlar. Bir, iki yıl boyunca çeşitli toplantılar yaparak tartışırlar. Metin öyle çıkar. Yani ciddi bir çalışma var. Çok ciddi ve çok o konunun dünya çapında en önemli adamlarının katkı verdiği bir çalışmadır. Diyorlar ki bunlar, şimdi işte işler yok oluyor bilmem ne falan filan. Evet, tamam. Bu arada OECD de bayramdan hemen önce bir şey çıkarttı. Türkiye'de işlerin %60'ının risk altında olduğunu biliyoruz orada. Yani bu da yeni bir rapor. Evet. Bayramın hemen öncesinde çıktı. Biz şöyle bir rahatlık vardı. Biz çok teknolojik bir ülke değiliz. Dolayısıyla teknoloji bizim işleri yok etmez diye düşünüyorduk. Ama doğru değil. OECD ülkeleri içerisinde en yüksek riske maruz 3. ülke durumunda Türkiye. Yani risk büyük. Risk dolayısıyla eğitim yeniden yapılandırmak şart gerekiyor. Şart. Bu rapor da şunu söylüyor. Amerikan üniversiteleri falan başta olmak üzere bütün üniversitelere şey diyor ki, meslek eğitimine odaklanmış üniversite eğitimi aslında bugün bir tuzağa dönüştü. Mealen konuşuyorum tabii. Bir tuzağa dönüştü. Çünkü işte o bahsettiğim meselelerden ötürü bugün iş gücü piyasasına girecek olan bir bir yeni mezun, genç, yeni mezun en az bir kez meslek değiştirmek zorunda kalacak hayatında. Hı. Şimdi bu önemli bir şey. Dolayısıyla diyor, üniversite eğitimi Rönesans insanı niteliğinde bir insan yetiştirmek zorunda değil. Daha yani genel kültür, anlayan, genel kültürden öte, yani bir uzmanlık, dar bir uzmanlığa saplanmayacak, geniş bir bakış açısına sahip olacak, analitik düşünebilen, işte yaratıcı düşünen, ondan sonra çünkü i̇şte eleştirel düşünce, eleştirel düşünen falan filan. Böyle bir insan yetiştirmesi lazım diyor. Ve Amerikan üniversiteleri bundan çok uzaktalar diyor. Güzel. Peki şimdi Türkiye için de çok kritik nokta bu. İşte yarın öbür gün üniversite sınavına girecek olan gençler için de çok önemli. Şimdi Türkiye'deki bu yeni işlere aranan vasıflarla genç iş gücünün sahip olduğu vasıflar arasındaki büyük açı meselesini o zaman konuşalım. Eğitim konusunda sizin de fikrinizi soralım. Türkiye'de işte resmi istatistiklere göre gençlerin 1/3'ü işsiz. Ama şu da bir gerçek. Evet, hani Türkiye'nin bir ekonomik krizden geçiyor. Onunla alakalı ciddi bir boyutu var işin, ama bir de işin bir yapısal boyutu da var. Belli alanlarda, siz demin de onu aslında vurguladınız, yeterli vasfa sahip mezunları veya iş gücünü bulmakta şirketler zorlanıyor. Yani yeni bir takım meslekler var. Orada bir aslında hani kronik olarak iş gücü açığı var gördüğümüz kadarıyla. Bunun sebebi ne? Şimdi bakıldığında üniversitelerdeki şu anki sistemimizde evet belli meslek gruplarından mezunlar veriliyor. Ama yaptığımız araştırmalarda şunu görüyoruz ki 2025 yılında konuştuğumuz veya konuşacağımız mesleklerin şu an biz 1/3'ünü bilmiyoruz. Yani tanımsız. Her geçen gün ortaya yeni meslek grupları çıkıyor. O zaman bu da temelde neyi getiriyor? Artık biz geleceğin mesleklerini konuşmaktan çok geleceğin yeteneklerini konuştuğumuz bir dönemdeyiz. Yani gençlerimizin çok daha esnek, çok daha öğrenmeye açık olması bundan sonraki dönemde çok önemli. Ve bizim en temel konuştuğumuz yetkinlik de artık öğrenebilirlik, adaptasyon, değişime hızlı uyum sağlayabilme yeteneği. Yani siz aslında Haluk Bey'in söylediği gibi hani bir takım yetkinlikler, bir takım becerilerin, işte hani belki analitik düşünce, eleştirel düşünce gibi bir takım becerilerin güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Bu çok önemli. Mutlaka belli bir mesleki, teknik beceri olmalı. Ama teknik beceri artık tek başına yeterli değil. Kesinlikle soft skill dediğimiz öğrenme yeteneği, değişime adaptasyon, inisiyatif alma, girişimcilik, inovasyon, bunun yanı sıra iletişim becerileri,
takım çalışmasına yatkın olma, yaratıcılık, bunlar artık çok çok önemli yetkinlikler ve üniversite çağında tüm o süre içerisinde sadece belli mesleki dersleri vermek artık yeterli olmuyor. Buradan hani eğitim reformuna da bir parça geçmek istiyorum. Çünkü eğitimde gerçekten yapısal bir değişime ihtiyacımız var. Bu yapısal değişimde ben genelde 3 alana ayırıyorum. Bunlardan bir tanesi artık teknoloji bir dikey değil. Teknoloji artık bir yatay. Orada hani hocam da bahsetti. Teknoloji sadece bir şey üretmek değil. Bir şey yaparken teknolojiyi kullanabilme yeteneği, yetkinliği. Çünkü teknoloji artık hayatımızın her alanında. Yani kişi hani teknolojiyi üretecek olan kişi sadece teknolojiyle ilgili bir bölüm okuyup da onun ayrı bir segment olması yetmiyor. Satış yapan da teknolojide teknolojiyi. İşçiler için de önemli mi mesela? Evet, mavi fabrika yaka da artık anlamalı. Nasıl ilgilendiriyor fabrika işçileri? Mesela forklift çalışanını nasıl ilgilendiriyor teknoloji? Artık aslında çok iç içe, çünkü hani bu endüstri 4.0'lar, sanayi devrimleri diyoruz. Aslında bunların hepsi böyle çok havada uçuşan laflar ama temeline girdiğimizde nedir? Bunlar yatırım. Yatırım da cihazı alıp oraya koymakla, sistemi oraya kurgulamakla olmuyor. Onu kullanacak iş gücüne, onu kullanabilecek yeteneğe ihtiyacımız oluyor. Şimdi bu yetenek de hani forklift operatör daha önce bir parça daha kas gücü gerektiren bizim mavi yakalıya ihtiyacımız varken artık kas gücü tek başına yeterli değil. Teknoloji bilgisi, dijital işlevsellik, bilişsel işlevsellik de son derece önemli yetkinlikler. Bu nedenle işte bu dönüşümü yapmak gerekiyor. Bu dönüşümü yapabilmek için de burada tabii kurumlara da çok fazla iş düşüyor. Çünkü kurumlar da şimdi şöyle bir şey de beklememek gerekiyor. Evet, yeni mezunlar veya yeni gelecek nesil teknolojik yetkinliklerle donatılsın, üniversitedeki yapılandırmalarla birlikte buradan farklı bir nesil gelsin. Evdeki çalışanları ne yapacağız? Hepsini alıp dışarı koymayacağız. O zaman ne yapmak gerekiyor? Mevcut iş gücünü de dönüştürmek. Kurumların da mevcut iş gücüne yatırım yapması gerçekten önemli. Şimdi bu dijitalleşme sürecinde genellikle böyle bir dijitalleşme ofisleri kuruluyor. Dijitalleşme ofisleri kurulunca da projeler hayata geçildi diye düşünülüyor. Şirketler içinde. Evet. Halbuki dijitalleşme ofislerinin yaptığı nedir? Günün sonunda değişen endüstri devrimi dediğimiz veya dijitalleşme dediğimiz kavramı çok geniş ama endüstri bazında alanı daha net tanımlayabildiğimiz konularda iş yapma modellerini değiştiriyoruz. İş yapma modellerini daha katma değerli, daha verimlilik yaratan hale getiriyoruz. Getirdiğimiz noktada da bunu destekleyecek altına teknolojiyi kurguluyoruz. Bunu yaparken organizasyonları da dijitalleştirmek, yetenekleri de eğitmek gerekiyor. Şirket içindeki çalışanları da eğitmek gerekiyor. Evet. Yani diyelim ki hani 40 yaşına gelmiş, yeni teknolojinin, kendi alanındaki yeni teknolojilerinden çoğuna hakim değil, bilmiyor. Onu şirket yönetiminin veya kuruluş yönetiminin bir eğitimden geçirmesi gerektiğinden bahsediyor. Kesinlikle. Peki, şimdi biraz daha pragmatik, hani daha böyle somuta inelim. İşte üniversite sınavına girecek olan gençleri de düşünerek, yani bundan 5-10 sene sonrasını öngörmeye çalışalım. Ben bundan bir 5-6 ay önce bir Trakya'daki bir organize sanayi bölgesinde bir toplantıya katılmıştım. Orada Türkiye'nin en büyük beyaz eşya fabrikalarından biri, belki de en büyüğünün yöneticisi vardı, makine mühendisi. Dedi ki ben 10 sene sonra makine mühendisliğinin kalacağını düşünmüyorum. O yüzden biz şirket içinde bir, yani buna özel olarak bir çalışma başlattık ve ne gibi iş alanlarına bizim ihtiyacımız olacak önümüzdeki 5-10 sene içinde bunu öngörüp ona göre yapılandırmaya çalışıyoruz demişti şirket. Şimdi eğer hani makine mühendisliği yeni teknolojilerle ölüyorsa robotik mi okuması gerekiyor? Size soralım önce hocam, sonra size soralım. Evet, yani hani, çok pragmatik örnekleri var. Evet, yani ne okumaları? Mekatronik mühendisliğine mi yazmaları? 4-5 yıldır ne okumasını gerektiğini soran çocuklara, ailelere var. Çok arkadaşlarımızın çocukları giriyor çünkü. Hep şunu söylüyorum. Bir, şimdi şöyle bir çıkış noktam var. O bahsettiğim Dünya Bankası raporunda diyor ki bu socio-emotional skills dedikleri, işte yumuşak soft power skills'lar dedikleri mesele makineler tarafından ikame edilemeyecek tek şey yani elimizdeki. Hı. Çünkü şunu biliyoruz, algoritmik olarak ifade edilebilecek her şey bugün, yarın ya da öbür gün otomasyona konu olacak. Buna yazılım dahil. Yani çok o deli doğru gibi kodlamaya gidiyorlar ya. Ben 90'ların başında bir kodlama ile ilgili bir projede çalışmıştım da o zaman zaten kod generate eden
programlar vardı. Yani siz o... Yani kodu da yapay zeka yazacak. Yazıyor zaten. Zaten yazıyor. Çünkü öğrenebilirliği bakın, var. Tabii evet. Çünkü algoritmik olarak ifade ederken şunu kastediyorum. Yani bakın yapay zekanın çok şükür şu anda yapamadığı tek şey yaratıcılık. Yani şunu algoritmik olarak ifade edemiyor matematikçiler. Sembolik mantık kullansalar falan da henüz. Bütün kuşlar uçar. Penguen bir kuştur, penguen uçamaz. Çünkü yaratıcılık kuralları yıkmakla başlıyor zaten. Yani kuralın dışına çıkmakla başlıyor. Dolayısıyla kurallarla ifade edebilen yüksek hız gücüne de sahip makineler, programlar elbette insanın o kurallar çerçevesinde gerçekleştirdiği beceriyi, işi neyse hemen ikame ediyor ve çok daha başarılı bir şekilde yapıyor. O yüzden böyle kütlesel olarak işsizlik kalıyordu. O zaman bizim korumamız için yaratıcılığı ön plana çıkartmamız gerekiyor. Bir, iki, üniversite eğitimi dediğiniz sonuç itibariyle bir bilimsel bakış açısı kazandırmaktır. Bilimsel bakış açısından kastımız da hangi alanda eğitim olursa olsun analitik bakış açısı, analitik çözümleme yeteneği. Değil mi? İşte yani yaratıcılık, buluşçuluk, toplumsal ilişkiler, işte toplulara yatkınlık, merak, ondan sonra empati, liderlik, değil mi? Bunlar bu analitik bakış açısının dışında şey. Ama teknik beceri diye adlandıracağımız kesimde de bu analitik bakış açısı. Eğer dolayısıyla o zaman üniversite eğitimi okuyacaklara şunu tavsiye ediyorum. Fizik okuyun. Fizik kimya okuyun. Temel bilim. Temel bilim okuyun. Sosyal bilimlerde ilerlemek istiyorsanız sosyoloji okuyun. İktisat. İlginç. İktisatçı olarak. Çünkü bu analitik bakış açısının en çıplak gözüktüğü 2-3 alandan bir tanesi, birincisi fiziktir, ikincisi de işte bu cinayi romanlar falandır aslında. Sherlock Holmes mesela bu yöntem bilim açısından çok önemli bir akıl, yani yapmış. Aklın hani saf temsilcisi gibidir değil mi şey? Akıl Sherlock Holmes, evet akıl, akıl muhakeme. Yani orada çünkü hep böyle şey olur, ilk delilleri nasıl değerlendireceğine bağlı, neyse oralara girmiyorum, çok uzun meseleler var çünkü orada. Dolayısıyla bu analitik bakış açısını kazanmak istiyorsanız mutlaka bir temel bilim okumak lazım. İlla mühendislik mi okumak istiyorsunuz? Yanında mutlaka temel bilim double major yapın. Bunu diyorum. Sosyal bilim mutlaka yanında bir sosyoloji gibi, işte o sosyal bilimin işte antropoloji gibi o analitik bakış açısını sosyal bilim, yani işletme okuyacaksanız yanında mutlaka bir antropoloji, sosyoloji bir şey olsun. Çok güzel. Peki size de soralım aynı soruyu. Yani eğer makine mühendisliği ölüyorsa, ondan da çok emin değiliz ama yani ne yazsınlar? Robotik mi yazsınlar? Yoksa Haluk Bey'in söylediği gibi temel bilimlerde mutlaka bir en azından double major olarak eğitim görmeyi hedeflesinler mi? Ne önerirsiniz öğrencilere? Şöyle bakıyorum. Günün sonunda artık üretimden tarıma her sektörde, hizmet sektöründe bir değişim var. Bu değişimle beraber de meslek grupları, evet hangi meslek grupları ölecek? Aslında rutin olan meslek grupları ölecek. Ben o konuda belki bir parça daha olumluyum. Günün sonunda hani evet bazı meslek grupları kayboluyor ama yeni meslek grupları geliyor. Yeni gelen meslek grupları rutin olan işlerden uzak gruplar. Yani mesela artık veri giriş elemanları kalmayacak. Kasiyerlik ya da muhasebecilik. Çünkü bunlar arkasında robotik veya farklı uygulamaları koyduğunuz zaman zaten kendi içerisinde uygulamalar, yapay zeka veya belli bir takım workflow'larla hazır bir şekilde sürdürülebilen iş modelleri, süreçler olacak. Türkiye'de başladı mı o süreç? Başladı. Siz yani sağda olduğunuz için soruyorum. Tabii başladı. Yani bu tarz arka tarafta artık veri girişleri için kişi oturtmak yerine bunu arka tarafta modelleyen algoritmaların olduğu programlar kullanılıyor. Ha burada nereye kayıyor bu meslek grupları? İşte o algoritmaları geliştirecek, o algoritmaları implemente edecek veya yaşatacak kişilere kayıyor. Yani orada 10 kişi veri girmiyor. 10 kişi veri girmek yerine o veri girişi yapılacak yeni bir alan çıktıkça onun algoritmasını sisteme tanımlayacak kaynağa ihtiyaç oluyor. İş modelleri yazılım geliştirici gibi mi demek? Geliştirici mi? Ya da sürdürülebilirliği sağlayıcı. Çünkü bu tarz hani sürdürülebilirlik çok önemli. Bir şeyi geliştirip sadece oraya koymuyorsunuz. Sonuçta her gün yaptığımız işler değişiyor. İşte kurumlar, perakende sektöründen örnek vereyim. Perakende sektörü dönemsel olarak farklı kampanyalar yapabiliyor. Her kampanyanın farklı koşulları olabiliyor. Bunu sürekli sisteme tanımlayabilecek, o sistemi yönetebilecek kaynaklara ihtiyaç oluyor.
Dolayısıyla buradaki yetkinlik ihtiyacı değişiyor, yetenek ihtiyacı değişiyor. Türkiye'de tabii şimdi yurt dışında ben çok farklı örnekleri inceliyorum. Yurt dışına baktığımızda burada çok daha disruptif değişimler var. Hani üretimden tarıma artık her sektörde bir değişim içerisinde izliyoruz. Türkçeleştirmeye çalıştım, pek olmadı. Ama yine de ne kadar her şeyin değiştiğini örnekleyebilmek adına 3-5 meslek grubundan bahsetmek tabii istiyorum. Mesela montajcı. Montajcı şu an yurt dışında ne konuşuluyor? Montajcının bundan sonraki iki step sonrası, iki adım sonrasında neyi konuş? Dijital üretim mühendisi olacak montajcının ismi. Ya da denetçi, sanal gerçeklik sistem uzmanı olacak. Makinist, kullanıcı deneyim mimarı olacak. Aslında meslekler unvanları da değişecek. Kalkmayacak ama mesleklerin gereksinim duyduğu araçlar, yetkinlikler kapsam olarak bakıldığında evet unvanlar da değişecek. Burada gidişat bu şekilde. Bunların üniversitelere yansıması olarak bakıldığında da tabii artık çok daha fazla yeni jenerasyon bölümlerle geliyor. Ben hocama şu konuda katılıyorum. Temel bilimler çok önemli. Çünkü istediğimiz kadar şimdi ben her sene Dünya Ekonomik Forumu'nda her sene bir 4 sene sonrasının aranan yetkinlikleri konuşulur. Ben bu yetkinlik setine baktığımda 2018 ve 2019'u kıyasladığımda bazıları giriyor, bazıları çıkıyor ama ilk konuştuğumuz ki ben 10 sene önce ben de endüstri mühendisiyim. 10 sene yani 20 sene öncesinde de endüstri mühendisliğini konuşurken hep derdi ki analitik düşünce, muhakeme yeteneği. Yine ben dönüp baktığımda analitik düşünce, muhakeme yeteneği hiçbir zaman yerini kaybetmiyor. O nedenle temel bilimler gerçekten eğitim hayatında çok önemli. Peki bu analitik düşünce, muhakeme bunları nereden edinecek öğrenciler veya geleceğin? İşte fizik okusunlar. Temel bilimler. Yani. Temel bilimler ya da sosyoloji, antropoloji bunlar yani ne okuduğunuz önemli değil. Aslında o dersin nasıl işlendiği önemli. Çünkü bu bir yandan da fakat yani bir de tabii çok önemli bir şey şu, eğitimin niteliği de değişiyor. Şunu da tespit etmek gerekiyor. Bu teknolojik değişimden en az etkilenen sektör eğitim. Hala tahta kullanıyoruz, hala bilmem ne yapıyoruz falan. Yani baktığınızda böyle uzun bir dönemde baktığınızda. İşte ama bu böyle kalması mümkün değil artık. Çünkü artık sınıfın dışarıya açılması gibi bir durumla da karşı karşıya kalacağız. Bu hem işte üniversite sanayi işbirliği diye adlandırılan, benim çok da sıcak bakmadım ama sonuçta bir gerçek olarak karşımıza bundan yolla gerçekleşecek. Hem de eğitim alanının bir daha bizatihi açılmasıyla. O yüzden yabancı dil öğrenimi son derece önemli. Eğer İngilizce öğrenilirse zaten o analitik düşünceyi, şunu bunu falan öğrenebileceğiniz edX gibi, Coursera gibi dünya kadar kaynak var ve bunların hepsi YouTube'da mesela hani Harvard Üniversitesi'nin derslerini izlemek mümkün bugün. Yani değil mi? Ben mesela kendi ders verme kalitemin çok yükseldiğini edX'i izledikten sonra ya da Coursera'yı takip etmeye başladıktan sonra birebir gördüm yani. Çünkü onların ders yapış şeklini öğreniyorsunuz. Bu aynı zamanda dersi veren insan için de bir tür. Bunu niye sistematik hale getirmedin? Mesela Hollanda'da üniversite sisteminde ulusal ders diye bir şey vardır. Yani çok kıymetli bir alanda bir adam varsa, bu illa çok bilgili olduğundan bahsetmiyorum, bildiğini iyi anlatan birisinden bahsediyorum. Varsa bunu niye birkaç küçük bir gruba hasredelim deyip ulusal ders açıyorlar ve bunu bütün üniversitedeki öğrenciler gidip alabiliyorlar. Özellikle yüksek lisans, doktora da bu çok şey. Şimdi online imkanlar var. Artık çok güzel imkanlar tabii, var. Gerçekten gençlerimiz artık çok şanslı. Ama yabancı dil galiba gerekiyor. Çok, değil mi? Tabii. Yani yabancı dil olmazsa olmaz. Yani o yüzden ne yapıp onu bir kere kesinlikle edinmeleri gerekiyor. Evet. Yabancı dil artık gerçekten çok önemli. Evet, temel bilimler olmalı ama şöyle bir gerçeğimiz var. Temel bilimlerin üzerine mutlaka yaratıcılıklarını, girişimciliklerini, yeni nesil iş modellerini, yeni teknolojileri destekleyen alanları koymalılar. Yani artık hani konuşmanın başında bahsetmiş olduğum işte e-ticaretleri konuşuyoruz, sosyal medya uzmanlığını konuşuyoruz, büyük verileri konuşuyoruz, yapay zeka, bunun yanı sıra sanal gerçeklik, bu kadar çok şeyi konuşurken
Ne üretirseniz üretin, içerisinde artık yeni teknolojinin olmadığı alanlarda yeteri kadar katma değer sağlayamıyorsunuz. Ben onu şu araştırmalardan da bakıyorum. Şimdi içerisinde geçtiğimiz dönemde üretim sanayi endeksinde hala baktığımızda en fazla, en az etkilenen tarafın yüksek teknoloji olduğunu hep görüyoruz. Bunun sebebi, değişimden, işteki değişimden mi? Ekonomik krizlerden veya belli konjektürün getirmiş olduğu sarsıntıdan en az etkilenen yer yüksek teknoloji. Neden? Çünkü yüksek teknoloji her zaman pazarı olan, her zaman satabildiğiniz, şu an ulaşılması daha zor olan bir alan. Dolayısıyla yüksek teknolojinin, yeni nesil uygulamaların, katma değerli işlerin önemine çok inanıyorum. Üniversitelerde de inovasyonu, girişimciliği destekleyen artık altyapı derslerinin olması gerektiğini mutlaka düşünüyorum. Staj programlarını önemsiyorum. Staj programları yazın, hani gidilsin ve bir staj defteri doldurulsun. Hani fabrika ya da işte bir imalat ortamı görsün değil. Kişi gerçekten seçtiği meslekte ben bu mesleği yapmak istiyor muyum? Girdiği zaman alanını görebileceği, kendisine bir şey katabileceği programlar olmalı. Artık çalışmak için üniversitenin bitmesini beklememeli öğrencilerimiz. Ben aynı zamanda çok fazla sivil toplum örgütünde ve belli bir takım gençlerimize, öğrencilerimize yönelik dernekte üyeyim ve çok aktif çalışıyorum, mentorluklar yapıyorum. Şimdi bu kapsamda da şunu görüyorum ve bu bana çok da umut veriyor. Gençlerimiz artık üniversite yıllarından itibaren kendi öykülerini yazmaya başlamalılar. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfta staj yaptığı ortamda mevcut, eğer kalabiliyorsa, kalmak istiyorsa, hedefi oysa gidip orada aynı zamanda çalışmaya başlayabilir. Bir şeyler öğren. Haftada 3 saat ayırsın, haftada 4 saat ayırsın. Ama gerçekten mezun olduğunda en azından yapmak istediği alanla ilgili bir fikrinin olması, bir gerçek hayatı, iş ortamı, gerçek hayata değmiş olması, bu çok çok önemli. Evet, teşekkürler, teşekkürler. Bugün mesleklerin, işin geleceğini konuştuk. Sayın Feyza Narlı ve Profesör Doktor Haluk Levent'le birlikte. Umarız yarın sınava girecek olan gençlere bir parça olsun ilham verebilmişizdir. Yeniden görüşmek üzere.